Sırp yöneticiler ülkede muhalif aydınlara yönelik adeta cadı avı başlatmış durumda. Son 10 yıldır Ulusal Kütüphane'nin müdürlüğünü yapan Sreten Ugričić bu cadı avının en son kurbanlarından birisi. Sabahın 7'sinde Ugričić'le Belgrad tren istasyonunda randevumuz var. Yazar aynı zamanda Ulusal Kütüphane'yi modernleştirmesi ve demokratik değerler için savaşması açısından dünyaca tanınıyor. Ancak ifade ve düşünce özgürlüğünün daha iyi savunulması için başlattığı imza kampanyasının ardından kendisi aleyhinde yıldırıcı bir karalama kampanyası başlatıldı. Resmi otoritenin de devreye girmesiyle İçişleri Bakanı görevine son verdi. Benim Ulusal Kütüphane'deki görevime son vermelerinin tek nedeni tabii ki siyasi. Bu sadece seçim kampanyasının başlangıcı ve bu kampanya oldukça sert geçecek. Benim işten atılmamla adeta bu kampanyayı başlattılar. İçişleri Bakanı bütün gazetecilerin önünde beni terörizmi desteklemekle suçladı. İfade ve düşünce özgürlüğünün geliştirilmesi için hazırlanan kampanyaya destek veren başka yazarlar da var. Onlar da kendilerine yönelik baskılardan korkuyor. Seçimler Mayıs ayında ve ortam giderek ısınıyor. Ülkedeki ifade ve düşünce özgürlüğünün savunucuları sadece yazarlar değil. Genç şair Milos Ivanoviç ve yeni yazar Mirjana Durdeviç de muhalifler arasında. Ugričić'in kovulması açıkçası büyük tepki uyandırdı. Uluslararası Kütüphaneler Birliği Federasyonu, Sırp yönetimine konuyla ilgili sert tepkisini ifade eden bir protesto mektubu gönderdi. Avrupa Birliği Komisyonu ve yabancı diplomatlar da konunun yakın takipçisi oldu. Milošević rejimi baskı dönemindeyken resmi otorite tepki vermek istediği zaman gazetecileri öldürüyordu. Bugün yine resmi otorite tepki vermek istediği zaman gazetecileri işten atıyor. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. İnsanları eleştirebilirsiniz. Ancak onların sizi cezalandırmak için bir gerekçesi varsa istedikleri bahaneyi rahatça bulabilirler. Yazdığınız ve söylediğiniz bir cümle hayatınızı karartmaya yeterli olabilir. Adeta George Orwell'ın kitabında olduğu gibi. Milos ve Mirjana, Bosnalı meslektaşları yazarlarla görüşmelerde bulunmak üzere trenle Saraybosna'ya yolculuk yapıyor. Bölgede bu tür görüş alışverişleri aslında çok fazla olmuyor. Belgrad'dan Saraybosna'ya yolculuk yapmak, iki kez uluslararası sınır geçmek ve üç kez tren değiştirmek anlamına geliyor. Hırvatistan Avrupa Birliği üyesi olduğu zaman Balkan trenleri Avrupa Birliği sınırlarına doğru artık yolculuk yapmaya başlayacak. Makinistimiz Miroslav Stanić babası ve dedesi gibi aynı mesleği seçmiş. Bu tren hattının tekrar açılması insanların yeniden yolculuk yapabilmelerine ve bu ortamda tanışmalarına olanak sağlayacak. Sınır geçişinde Sırbistan'dan gelen trenin motoru Hırvat motoruyla yer değiştiriyor. Hırvatistan gelecek yıl Avrupa Birliği'ne katılacak. Avrupa Birliği liderleri Sırbistan'ın adaylık başvurusunu destekliyor. Ancak bu ülkenin yapması gereken reformlar konusunda ciddi endişeler var. Bağımsız gözlemciler özellikle yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede Sırbistan'ın hiçbir yol almadığı görüşünde. Siyaset ve ekonomi dünyası iç içe geçmiş durumda ve bu ülkede bağımsız bir medya yok. Hırvatistan'da imkansız olan Sırbistan'da imkan dahilinde olabiliyor. Basın özgürlüğü konusunda iki ülkeyi kıyasladığınız zaman bu açıkça görülüyor. Sırbistan'da sansür ve gazetecilerin işten atılması oldukça kolay. Bir sürü yalan haber yayınlanıyor. Ben artık daha fazla dayanamıyorum. Bu paçavra gazeteleri okumayı ve yine bu saçma sapan televizyon programlarını seyretmeyi bıraktım. Hep yalan söylüyorlar. Kötü haber zaten eninde sonunda beni bulur. Biz son seçimlerden sonra gazetede şaka amacıyla fotomontajla bir karikatür yayınladık. İçişleri Bakanı ile dalga geçen bu karikatür büyük tepki topladı. Aynı gün genel yayın yönetmeliği medyayı kontrol eden ve reklam veren kişiler tarafından çok tatsız bir telefonla arandı ve kendisine "Bizle uğraşmak istiyorsanız istediğinizi bulacaksınız" dendi. Ve o günden sonra da gazeteye verilen reklamlar tamamen kesildi.
Mira ve Milos, Saraybosna'da ünlü yazar Faruk Sehiç'le bir akşam yemeğinde bir araya geliyor. Sehiç, savaş anılarıyla ilgili bir kitap hazırlıyor. Bu ünlü yazarın kitapları daha önce İngilizce, Fransızca ve Almanca'ya çevrilmişti. Bosna Hersek'te kültürel kurumlar çökmek üzere. Çünkü milliyetçi eğilimler bu kurumların yaşatılmasıyla hiç ilgilenmiyor. Faruk, Mira ve Milos'la Bosna Hersek'teki Sırp entitesiyle ilgili ve olası bir uzlaşmayla ilgili görüşlerini açıklıyor. Siyasetçiler arasında hiçbir barış, uzlaşma niyeti yok. Onların hepsi siyasi rant peşinde. Normal insanlar, sanatçılar, aydınlar yeniden uzlaşı için hazır. Ancak siyasetçiler değil. Evet, Saraybosna'ya elveda demenin zamanı geldi. Şimdi artık Belgrad'a geri dönmemiz gerekiyor. Tren istasyonuna giderken Mira ve Milso bir kitapçının önünde duruyor. Burası Bosna Hersek'in en büyük kitabevi. Yerel kitaplar satılıyor. Halk burada komşu ülkelerin edebiyatlarından da örnekler okumak istiyor. Bölgedeki kitap yayın evleri arasında ciddi bir işbirliğinin başladığını öğreniyoruz. Sırbistan'daki en önemli tabu konulardan birisi de Kosova. Avrupa Birliği Sırbistan'ın tam üyeliğinden önce dondurulmuş ihtilafların kesinlikle çözülmesini şart koştu. İlişkilerin normalleşmesi hem Kosova hem de Sırbistan'ın çıkarına. İlk mütevazi adım Şubat ayında Sırbistan'ın Kosova'nın bölgesel toplantılarda nasıl temsil edileceği konusunda taviz vermesiyle atıldı. Ben Kosova'nın bir süre önce Sırbistan'dan artık tamamen ayrıldığını düşünüyorum. Ancak bizim için hiçbir siyasetçimiz cesur bir şekilde bunu açıkça dile getiremiyor. Bunu söylemeleri halinde seçimde çok oy kaybedeceklerini biliyorlar. Trenimizi çeken Bosna Hersek'in motorunun Bosnalı Sırpların motoruyla değişmesi zaman kaybına yol açıyor. İki başkent arasındaki mesafe 400 kilometre olmasına rağmen yolculuk 10 saatten fazla sürüyor. Eski dönemde sadece bir tren yolu şirketi vardı ve çekici motorlar değil, sadece personel değişiyordu. Şimdi bütün ülkeler, hatta antiteler bile kendi çekici motorunu kullanmalarını dayatıyor. Milos çıkarttığı süreli yayın Beton'da modern roman, şiir ve demeçlerin, sosyal ve kültürel eserlerin açık ve gizli nefreti körükleyen milliyetçi görüşlerle zehirlenip zehirlenmediğini kontrol ediyor. Milos, Arnavut dilini konuşan Kosovalılarla işbirliği projelerini geliştiren ender yazarlardan birisi. Priştina'daki meslektaşlarla yaptığımız işbirliği sonucu biz Belgrad'da Kosovalı Arnavut edebiyatından Sırp diline çevrilmiş örnekleri yayınladık. Buna da Priştina'dan sevgilerle adını verdik. Aynı kitabın bir benzerini genç Sırpların kaleme aldığı kitabı Arnavut diline çevirip bu kez Priştina'da Belgrad'dan sevgilerle ismiyle yayınladık. Miloš'un en sevdiği şiir, çok kültürlü kimliklerin hep birlikte barış içinde yaşamalarının hayalini kuruyor. Ben kalbimde Arnavut, kalbimde ben bir Müslümanım. Sözcükleriyle devam eden şiir, Milos'un çok kültürlüğe yönelik hayallerini de dile getiriyor. U srcu ja sam Arapin, ja sam Hispano, u srcu ja sam mladi Amerikanac, u srcu ja sam prorok, ja sam Latin, ja sam Bizantin.